Verilen yapıdaki bir bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor? Yapımıza baktığımız zaman eter sınıfı bileşiklerin genel gösterimi bize verilmiş. Buna göre sorunun yorumunu yapacağız. Birinci öncül fonksiyonel grubu alkoksidir. Eterlerdeki fonksiyonel grup alkoksidir. OR kısmı ile gösterilmekte. Birinci öncülümüz doğru. Dediğimiz gibi eter sınıfı bileşiktir. Üçüncü öncül genel formülü CnH2n+2O'dur. Tıpkı açık zincirli doygun mol alkollere benzemekte. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacak. Yukarıdaki eterlerden hangilerinin sınıflandırılması yanlış yapılmıştır deniliyor. Eter sınıfı bileşiklerin genel gösterimleri R, O, R yapısındaki bileşiklerde. Biz eterleri sınıflandırırken eğer bu R grupları aynı ise basit eter, diğer ifadeyle simetrik eter diyoruz. Eğer R grupları farklı ise karışık eter diyoruz. Yani asimetrik eter. Öncülleri yorumlayalım. İlk eter sınıfı bileşiğimizde bakın oksijenin her iki tarafındaki R grubu aynı olduğundan dolayı basit eterdir. Buradaki sınıflandırmamız doğrudur. Bu arada radikalik gruplarımız ne olabiliyordu? Alkil, alkandan bir hidrojen çıkmasıyla oluşurdu. Alkenil, alkenden bir hidrojen çıkmasıyla oluşurdu. Alkinil, alkinden bir hidrojen çıkmasıyla oluşurdu ve aril, arenden bir hidrojen çıkmasıyla oluşurdu. İkinci öncüle baktığımızda oksijenin solunda benzen halkası var arkadaşlar. Bir aril grubu ama sağında benzen halkası yok. Bakın sadece iki tane ikili bağ var. Çok dikkatli olacağız burada. Göz yanılması yaşamayalım. Bu bileşiğimiz bir sikloalkadiyen bileşiği. Yani alkenil bileşiği, alkenil yapısı diyebiliriz radikalik grubu olarak. Sonuçta R grupları birbirinden farklı olduğundan dolayı karışık eter olması lazım. Burada basit eter demiş, yanlıştır. Karışık eter demesi gerekiyor. Üçüncü öncülü yorumlayalım. Oksijenin her iki ucundaki R grupları birbirinden farklı. Birinde metil var, birinde etil. O halde buradaki eter sınıfımız karışık eter olacak. Burada karışık eter sınıfı doğru verilmiştir. Üçüncü öncülümüzde doğru bir eşleştirme. Bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız B şıkkı, yalnız 2 olacak yanlış olan. Yapı formülü verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül simetrik eterdir denilmiş. Eterlerin genel gösterimini hatırladığımızda ROR yapısındaki bileşiklerdi. Bir eterin simetrik olabilmesi için oksijene bağlı radikalik grupların aynı olması lazım. Bize verilen eter bileşiğinde de oksijene bağlı alkil gruplarımız aynı. İkisinde de metil olduğundan dolayı eterimizin sınıfı simetrik bir eterdir. İkinci öncül yupak adı metoksimetandır. Eterlerin yupak adlandırılmasında oksijene bağlı olan kısa grup alkoksi şeklinde okunur. Tekrar söylüyorum. Eterlerin yupak adlandırılmasında oksijene bağlı olan kısa grup alkoksi şeklinde okunur. Yani alkan ismini düşündüğümüzde sonundaki an eki atılır. An yerine oksi gelir. Bizim eter bileşiğimizde oksijene bağlı iki grup da aynı olduğu için kısa bir grubumuz yok. Dolayısıyla istediğimiz birini alabiliriz. Buradaki dal olarak kabul edeceğimiz bölümü alkoksi şeklinde okuyoruz. CH3 metil, metandan türediği için metoksi şeklinde ifade ettik. Bu bizim dal kısmımızdı. Normalde daha sonrasında uzun karbon zincirli bölümü söyleriz ama burada her ikisi de eşit olduğu için mecburen diğer tarafı söyleyeceğiz. Burayı da alkan şeklinde okuyacağız. Yani alkoksi alkan şeklinde adlandırırsak biz eterleri yupak kuralına göre adlandırmış oluruz. Eterlerin yupak adlandırma kuralı kısaca alkoksi alkan, kısa olanı alkoksi şeklinde okuyacağız. Uzun tarafı alkan. Burada uzun taraf değil de hani mecburen diğer tarafı alacağız. Bir karbonlu yapımız alkan şeklinde okunursa metoksi metan adını alır eter bileşiğimizin yupak ismi. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncül özel adı dimetil eterdir. Eter bileşiklerin yaygın adlandırmasında oksijene bağlı olan radikalik gruplar alfabeye göre okunur. Daha sonra eter eki getirilir. Burada oksijene bağlı radikalik gruplar aynı olduğu için metil grubu olduğu için dimetil sonrasında da eter ekini getirdik.
Üçüncü öncülümüz de doğru bir şekilde adlandırılmıştır. Cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi eter sınıfı organik bir bileşik değildir denilmiş? Eter sınıfı bileşiklerimizin genel gösterimi RORe'ydi. Yani oksijene iki tane radikalik grup bağlı olması gerekiyordu. Öncüllere baktığımızda A şıkkında iki tane radikalik grubumuz var. Birisi alkandan türerken diğeri arenlerden türemiş. Dolayısıyla bu bileşik iki tane R içerdiği için eter sınıfı bir bileşiktir. Yine B şıkkında oksijene bağlı metil grubumuz bir radikalken şu yapımız, halkalı kısmımız başka bir radikalimiz. Eter sınıfı bileşiktir. C şıkkına baktığımızda ise yapıda karbonil grubumuz var. Bu bileşiğimiz R, karbonil, R sınıfı bir bileşik. Yani keton bileşiğidir arkadaşlar. Eterlerin yapısında karbonil bulunmaz. Karbon oksijen çift bağı bulunmaz. Sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Diğer şıklara baktığımızda yine ROR yapısındaki eter sınıfı bileşik. Hatta bu eterimizin özel bir ismi var arkadaşlar. Epoksit, iki karbonlu halkalı eter. Bunu da belirtmiş olalım. Eter sınıfı bir bileşiktir. Yine E şıkkındaki izopropil radikali ile etil radikali oksijene bağlanmış. Dolayısıyla ROR yapısındaki bir bileşik sınıfı. Sorumuzun cevabı C şıkkı oldu. Yukarıda açık formülü verilen bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncül özel adı etil tersiyel butil eterdir. Eter bileşiklerinin özel adlandırılması yapılırken oksijene bağlı olan radikalik gruplar sırayla okunacak. Tabii ki burada sırayla okunacak derken alfabede önce gelen ilk okunacak. Sol taraftaki R grubumuz tersiyer bütül yapısı, bakın tersiyer olan karbondan oksijene bağlanmış. Bu yapımız tersiyer bütüldür, yazalım. Terbütil diyelim kısaca. Diğer yapımızsa C2H5 yapısı, yani etil yapısı. Diğer R'miz de etil alkili radikalik grubu. E harfi T harfinden önce geldiğinden dolayı özel ismimiz etil tersiyer butil eter şeklinde olacak. Tekrar söylüyorum. Eter bileşiklerin yaygın adlandırılmasında önce radikalik gruplar alfabede önce gelecek şekilde okunuyor. Sonuna eter ekliyoruz. Burada alfabeye bakarken arkadaşlar tersiyer, sekonder gibi, İzo, neo gibi örnekler alfabeye dahildir. Yani biz bütilin B'sine değil tersinin T'si ile etilin E'sini kıyasladık. Alfabeye dahil olmayan şey neydi? Sadece Latince sayılardı. Ditiri gibi bu sayılar alfabeye dahil değildir. Birinci öncülümüz doğrudur diyoruz. İkinci öncül yupak adı bir etoksi, bir bir dimetil etandır. Eter bileşiklerin yupak adı alkoksi, alkan şeklinde adlandırılır. Oksijene bağlı olan gruplardan kısa olanı alkoksi şeklinde, uzun olanı alkan şeklinde okunacak. Yapıya baktığımız zaman etil 2 karbonlu, tersiyer butil daha uzun. Bakın şöyle diklemesine bakarsanız 3 karbonlu bir yapı. Yalnız bizim eter sınıfı bileşiğimize baktığımız zaman bir dallanma söz konusu. Eğer eter sınıfı bileşiğimizde burada olduğu gibi dallanma varsa alkoksi kısmın, yani şu kısım, bakın OR kısmının en küçük numaraya alacağı şekilde ana zincire numara vereceğiz. Bu yapımızda en uzun karbon zincirini seçersek, uzun olan alkil kısmında şöyle diklemesini seçersek, alkoksi kısım her iki ucu eşit uzaklıkta. Dolayısıyla istediğimiz yerden numara verebiliriz. 1, 2, 3 şeklinde numaralandıralım. Önce alkoksi kısmı okuyacağız. 2, etandan türediği için arkadaşlar etoksi diyoruz. Etoksi. Daha sonra yapımızda başka bir dal varsa onu söylüyoruz. Bakın şuradaki metil de bir daldı. İkinci karbona bağlı yine 2 metil. Daha sonra ana zincirimiz 3 karbonlu yapıyı alkan şeklinde söylüyoruz. Propan. İsmimiz bu şekilde olacak. Bize verilen isim ise farklı bir isim olduğu için ikinci öncül yanlış. Burada dallanma yapısına sahip eter sınıfı bileşiklerin adlandırmasında kısaca bir not alalım. Evet, notumuzu da yazdık. Eter bileşiğinde dal bulunuyorsa, yani uzun grupta, uzun R grubunda dal bulunuyorsa alkoksi kısmın yakın olduğu uçtan numara vereceğiz uzun kısma.
Burada da baktığımızda uzun kısım dediğimiz sol taraftaki yapımızda, yani şu grubumuzda metil dalı bulunuyordu. Dolayısıyla ne yaptık? Uzun radikali kısma numara verdik. Bunu yaparken de neye dikkat ediyoruz? Alkoksi, yani OR kısmının yakın olduğu uçtan numara vereceğiz. Burada her iki uca eşit uzaklıkta olduğu için şu OR bölümümüz, numara verdiğimiz yer önemli değildi. Bileşin isimlendirmesini yaparken de önce alkoksi grubu yazacağız. Burada 2 etoksi, yani burada yaptığımız gibi. Son olarak üçüncü öncüle bakalım. Kapalı formülü C6H14O'dur. Bunun için de toplam karbon sayısını isterseniz sayarak karbon sayısının 6 olduğunu görürsünüz. Hidrojen sayısını yine saydığınızda 14 olduğunu ve oksijen sayısının da 1 olduğunu bulabilirsiniz. Ya da eterlerin genel formülü CnH2n artı 2O'ydu. Toplam yapıda 6 tane karbon olduğundan dolayı n yerine 6 koyarsak hidrojen sayısının 14, oksijen sayısının yine 1 olduğunu görürüz. Kısaca üçüncü öncülümüz de doğrudur dedik. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacak. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır denilmiş. Bileşiklerin isimlendirilmesine baktığımızda yaygın adlandırma kullanılmış. Yaygın adlandırmayı yaparken nasıl yapıyorduk? Oksijene bağlı radikalik gruplardan alfabede önce geleni ilk okuyoruz. Daha sonra diğer radikalik grubu ve sonuna eter kelimesini ekliyoruz. Burada bir bahsedelim kuralımızdan. Evet, eterlerdeki yaygın adlandırmadan bahsettik. Öncelikle R gruplarından alfabede önce geleni ilk okuyacağız. Daha sonra diğer R grubunun ismini okuyacağız ve son olarak eter ismini getireceğiz. Birinci bileşiğe baktık. Yapımız, bakın, eter sınıfı bir bileşik. R, O, R sınıfı. Radikalik grupların isimlendirmesini yapacak olursak sol tarafta C2H5 etil, sağ tarafta metil var. E harfi önce geldiği için etil, sonrasında diğer radikalik grup metil ve sonrasında eter ikini getirdik. A şıkkı doğru. B şıkkı yine eter sınıfı bir bileşik. R grubu, diğer R grubu da şu şekilde. R gruplarının isimlerine bakarsak sol tarafta etil, sağ tarafta 3 karbonlu propil ortadan bağlanmış, yani izopropil ismini alacak. E harfi mi, i mi önce geliyor? E harfi önce geldiği için etil, izopropil, eter diyoruz. B'de de doğru bir adlandırma var. C şıkkına baktık. Yine eter sınıfı bir bileşiğimiz. Şu şekilde bir radikalik grubumuz var. Oksijen ve R grubumuz var. Şimdi baktığımız zaman oksijen 4 karbonlu butil yapısına sekonder karbonundan bağlanmış. Dolayısıyla üstteki yapımız sekonder butil. Diğer grubumuz ne? Etil. E mi, S mi önce geliyor? E önce geliyor. İsmimiz etil. Bakın burada izobutil demiş. İzobutil ifadesi yanlış. Sekbutil, kısaca, veya sekonder butil denilir. Eter denilmesi gerekiyordu. Sorumuzun cevabı C şıkkı, yanlış olan sorulmuştu bize. Etil izopropil eter olsaydı bileşik şu şekilde yazılması gerekiyordu. Etil grubunu yazdık. Daha sonra izobütil yapısını yazacağız. Buradaki oksijen primer karbona bağlı olması gerekiyor. Ve ikinci karbona bir tane metil bağlı olacak. Etil izobütil eter bu şekilde yazılırdı. Burada ise oksijen sekonder karbona bağlı olduğu için tek butil dememiz gerekiyor. Diğer öncüllere de bakalım. Bakın burada oksijen tersiyer bir karbona bağlanmış. Toplam yapıda 4 tane karbon olduğu için ter butil diyeceğiz buraya da. Tersiyer butil. Sağ taraf yine etil. E harfi önce gelecek. Etil. Tersiyer butil eter. Doğru bir adlandırma. Burada da etil ve siklopropil yapıları var. Halkalı alkilimiz. E harfi önce geldiği için etil siklopropil eter. Burada da isimlendirmemiz doğru. Bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız C şıkkı oldu. Yukarıda yapıları verilen X ve Y bileşikleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Yapılara baktığımız zaman her iki bileşik de eter sınıfı bileşik, ROR genel yapısına sahip. Birinci öncül X asimetrik, doymamış eterdir. Eterimizin asimetrik olabilmesi için oksijene bağlı olan R gruplarının birbirinden farklı olması lazım. Bu bileşiğimizde de R grupları birbirinden farklı, asimetriktir. Yine yapısındaki pi bağından dolayı doymamış bir eterdir diyoruz. Birinci öncülümüz doğrudur.
Bildiğiniz üzere ikili bağın içerisinde bir adet pi bağı bulunmakta, bu nedenle doymamış diyoruz eter yapımız için. İkinci öncül X alifatik Y aromatik eterdir. Yapısında benzen halkası bulunan bileşiklere aromatik diyoruz. Y molekülünde benzen halkamız bulunmakta. X molekülümüzde benzen halkası bulunmuyor. Benzen halkası bulunmayan bileşik sınıflarına da alifatik bileşikler diyorduk. İkinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncül Y'nin sistematik adı, yani yupak adı arkadaşlar, metoksi sikloheksandır. Bu ifademiz yanlış çünkü yapımızda sikloheksan yok, benzen var. Bu bileşiğimizin ismini metoksibenzen şeklinde isimlendirmemiz gerekecekti. Üçüncü öncülümüz yanlış. Tekrar söylüyoruz. Metoksibenzen denilmesi gerekiyordu. Bileşiğimizin isimlendirmesini şöyle yapıyoruz. Eter sınıfı bileşiğimizde bulunan radikalik gruplardan karbon sayısı daha az olanı alkoksi şeklinde okuyacaktık. Burada metil grubunu alkoksi şeklinde okuduğumuzda metoksi diyoruz. Diğer grubu da aynen okuyoruz. Benzen yapısı olduğu için benzen diyecektik. Dördüncü öncül X'in özel adı metil vinil eterdir. X bileşiğimizdeki oksijene bağlı radikalik gruplara baktığımızda sol taraftaki grubumuz metil, sağ tarafta etenden bir hidrojen çıkmasıyla oluşan grubumuz vinil. M harfi V'den önce geldiği için metil vinil eter şeklinde isimlendirmemiz olacak. Dördüncü öncülümüz de doğru. Bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız 1, 2, 4 olan D şıkkı olacak. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin genel formülü CnH2nO değildir denilmiş. Tek tek inceleyelim. A şıkkındaki bileşiğimiz doymamış açık zincirli bir alkol bileşiği. Normalde alkollerin genel formülü CnH2n artı 2O'dur. Tabii ki bu açık zincirli doygun monoalkoller için geçerli genel formül. Bakın yapımız şu an doymamış ve içerisinde bir adet pi bağı bulunuyor. Genel formüle göre her ekstra pi bağı genel formülden 2 hidrojen eksiltir. Açık zincirli doygun monoalkolü hiç pi bağı yokken şu an 1 pi bağımız var. Dolayısıyla 2 hidrojen eksilecek. Bu yapıdan 2 hidrojen eksildiğinde genel formülümüz CnH2nO'ya dönüşmekte. Dolayısıyla A şıkkında bizden istenilen formül bulundu. B şıkkına bakalım. Yapımız doymamış bir eter bileşiği. Normalde doygun açık zincirli eterlerin genel formülü CnH2n artı 2O'dur. Tıpkı açık zincirli doygun monoalkoller gibi. Burada da yapımızda yine genel formüle göre ekstra bir adet pi bağı var. Dolayısıyla yine 2 hidrojen eksilecek ve genel formül CnH2nO'ya dönüştü. B şıkkı da istediğimiz formülü elde ettik. C şıkkına geldik. Yine yapımız bir eter bileşiği, bu defa halkalı bir eter bileşiği. Aynı pi bağında olduğu gibi arkadaşlar her halka da genel formülden 2 hidrojen eksiltirdi. Dolayısıyla genel formülümüz CnH2n artı 2O'dan CnH2nO'ya dönüşecek. C şıkkında da bizden istenilen formül elde edildi. D şıkkına geldik. Yapı bir alkol bileşiği fakat halka var yapısında. O halde yapısında halka bulunan doygun monoalkoldür. Burada D şıkkında verilen bileşik. Az önce de söylemiştik. Her halka 2 hidrojen eksilteceğinden dolayı alkol genel formülü CnH2n artı 2O'ydu. Halkadan ötürü CnH2nO'ya dönüştü. D şıkkında da elde ettik. E şıkkına baktığımız zaman yapı bir eter bileşiği ama 2 tane halka var yapımızda. 2 tane halka bulunan doygun eter bileşiği var karşımızda. Biz ne demiştik? Doygun açık zincirli eter CnH2n artı 2O'ydu. Her halka 2 hidrojen eksiltmekteydi. 2 tane halka olduğu için genel formülümüz CnH2n eksi 2O'ya dönüşecek. Dolayısıyla burada bahsedilen CnH2nO formülünü elde edemedik ve sorumuzun cevabı E şıkkı oldu. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır demiş. Adlandırmalara baktığımız zaman eterlerde yaygın adlandırma kullanılmış. Yaygın adlandırmada oksijene bağlı olan alkillerden alfabede önce geleni ilk olarak söylüyoruz. Sonra diğer alkili ve son olarak eter ismini ekliyorduk. Yalnız eğer eter bileşiği halkalı bir yapıysa o zaman da alkoksi grubunun yakın olduğu yerden numara verecektik. A şıkkına baktık. Düz zincirli bir eter bileşiği.
Dallarımız, yani radikalik gruplarımız etil ve metil. Etil metil eter şeklinde isimlendirilecek. A şıkkındaki isimlendirme doğru. B şıkkına baktık. Yine yaygın adlandırma yapacağız. Sağ tarafta metil radikalimiz, sol tarafta vinil radikalimiz. M harfi önce geldiğinden dolayı metil, vinil, eter diyoruz. İki karbonlu alkenden bir hidrojen çıktığında şu yapımız vinil yapısıydı. C şıkkına baktık. Arkadaşlar uzun zincirli R grubumuz, soldaki R grubu dal yapısına sahip. O yüzden biz ne yapacağız? Daha çok karbon sayısına sahip radikalik gruba numara vereceğiz. Uzun zincirimiz burası. Nereden numara veriyoruz? Alkoksi grubunun, yani şu grubumuzun yakın olduğu yerden. Yapıya baktığımız zaman her iki uca da eşit uzaklıkta. İstediğimiz yerden o halde numara verebiliriz eşit uzaklıkta olduğu için. Önce alkoksi grubu okuyorduk. 2 etoksi. Daha sonra diğer dalımız metil dalı. Şuradaki dalımızı söylüyoruz. 2 metil. Ana zincirim 3 karbonlu olduğu için 3 karbonlu alkan ismini söyleyeceğiz. Propan. Buradaysa etil izobütil eter denilmiş. Tabii şu an biz Yupak ismini yapmış olduk. Bir de yaygın ismine bakalım çünkü yaygın isimlerine dikkat etmemiz gerekiyordu. Yaygın ismine baktığımızda ise şu kısmı bir silelim arkadaşlar. Yaygın olarak da adlandıralım. Bakın yaygın ismine baktığımız zaman şu radikalik grubumuz nasıl bir alkil? Oksijene bağlı karbondan dolayı tersiyer butil radikali. Yani şu grubumuz tersiyer butil yapısı. Sağ tarafta etil yapısı. E harfi önce geldiği için etil. Sonrasında diğer radikali söylüyoruz. Tersiyel butil eter şeklinde bileşiğimizi isimlendirdik. Bu da yaygın ismimiz. Burada ise etil izobütil eter denilmiş. Yanlış bir isimlendirme. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Yanlış olan soruluyordu. Peki etil izobütil eter nasıl yazılırdı? Buna da bakalım. Bir tarafta izobütil olacak. İzobütil olması için arkadaşlar oksijene bağlı olan karbonun primer karbon olması lazım. Ve ikinci karbonumuza bir adet metil grubu bağlı olması gerekiyor. Bu izobütil yapısı. Sağ tarafa da etil diyoruz. Bu şekilde isimlendirseydik etil izobütil eter derdik bileşiğimize. Buradaysa yanlış bir isimlendirme verilmiş. Doğrusu etil tersiyer butil eter olması lazımdı. Cevabımız C dedik. Diğer öncüllere de bakıyoruz. Sağ taraftaki radikalimiz metil. Soldaki radikalimiz siglo. Pentil. M harfi önce geldiği için metil, siglo, pentil, eter. D şıkkındaki isimlendirme doğru. Oksijen 2 tane fenil grubu bağlı. Benzenden bir hidrojen çıktığında fenil diyorduk. O halde eter bileşiğimizin ismi difenil eter olacak. E şıkkındaki isimlendirme de doğru. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Sistematik addan kastımız Yupak isimlendirmesi. Yine yapıya baktığımız zaman sıkışık formül verilmiş. Öncelikle bu yapının açık şeklini yazalım. Bakın şuradaki karbona parantez içinde 3 tane metil bağlı. Normalde biz metil gruplarını parantez içinde bulunanları yukarı ve aşağı yazıyorduk. Ancak eğer bağlı olduğu karbon uçta bir karbonsa mecburen diğer metil grubunu 3 tane bağlıysa metilimiz sola doğru yazacağız. Daha sonra iki tane CH2 yazıyoruz. CH2'ler yan yana yazılır arkadaşlar. İki tane CH2 yazdık. Bu grupları yazarken şuna da dikkat edin. Karbon 4 bağ yapmasını biz esas alıyoruz. Yani karbon 4 bağ yapması için CH2'ler yan yana yazılır. CH3 bileşikleri de yukarı ve aşağı yazılmakta. Daha sonra oksijen yapımız sağ tarafta CH2, CH3 yapımız. Bize Yupak isimlendirmesi sorulmuştu. Dikkat ederseniz uzun karbonlu zincirimiz neresi? Sol tarafımız. Şurası. Ve bu yapıda bir dal var. Böyle bir durumda biz uzun karbonlu radikalik grubun en uzun karbon zincirini seçiyoruz. Ve kısa radikalik grupla oksijenin bağlı olduğu yani alkoksi kısım olarak adlandırdığımız kısmın yakın olduğu uçtan numara vereceğiz. Biz buraya OR grubu diyorduk. Alkoksi grup. Sağ tarafa yakın olduğu için sağdan numara veriyoruz. Öncelikle ne yapıyorduk? Alkoksi bölümü okuyorduk. Kısa zincirimiz 2 karbonlu olduğu için ve birinci karbona bağlı olduğu için 1 etoksi dedik. Sonrasında diğer dalları okuyoruz. 3-3 dimetil. Uzun R grubunun ana zinciri 4 karbonlu olduğu için bütan şeklinde isimlendireceğiz.
Öncüllere baktığımızda 1-etoksi 3,3-dimetil-butan bileşik ismi A şıkkında bulunmakta. Cevabımız A şıkkıdır. Aşağıda bazı eter bileşiklerinin sistematik adlandırılması için karbon atomları numaralandırmıştır. Buna göre hangilerinde numaralandırılma yanlış yapılmıştır deniliyor. Bileşik sınıflarımızın eter olduğu da söylenilmişti bize. Bileşiklerin yapısına bakmadan önce eterlerin genel gösterimlerini hatırlatmak istiyorum. R, O, R şeklinde gösteriliyordu. Birinci öncüle baktığımız zaman R, O, R yapısında ve bu iki radikalik gruptan birisinde dallanma söz konusu. Eğer eter bileşiğimizdeki daha çok karbon sayısına sahip olan radikalik grubumuzda dallanma varsa, daha çok karbonu bulan radikal gruptaki en uzun zinciri seçeceğiz, ardışık olan. Ve numara verirken bu zincirimize alkoksi kısmın yani OR kısmının yakın olduğu uçtan numara vereceğiz. Bakın birinci bileşiğimizde böyle bir durum söz konusu. Oksijene bağlı radikalik gruplardan yukarıdaki olan dallı bir yapıya sahip, kısa olansa sadece metilden oluşmakta. O halde biz en uzun karbon zincirimizi seçiyoruz. Daha yüksek karbon sayılı radikalde. Daha sonra ne dedik? Bu çok karbonlu radikal gruba numara verirken alkoksi kısmın yani OR kısmının yakın olduğu uçtan numara vereceğiz. Bu numaralandırmada şöyle olacak. 1, 2, 3 dedik. Daha sonra yukarı doğru gidiyoruz. Ardışık en uzun zinciri seçmek için. Yukarı doğru 5 karbonlu olması lazım. Burada ise 4 karbonlu olarak verildiği için birinci numaralandırma yanlıştır arkadaşlar. İkinci bileşiğimizi inceleyelim. Bakın burada da bir dallanma söz konusu. Daha çok karbon sayısına sahip şu sağ taraftaki radikalik grupta dallanma söz konusu. En uzun karbon zincirini seçelim. Daha çok karbon sayılı radikalimizde. Bu aşamadan sonra ne yapacağız? Bu ana zincirimize numara vereceğiz. Bunu yaparken de alkoksi kısmın yani şu sol kısımdaki OR kısmının yakın olduğu uçtan vereceğiz. Yani soldan vermemiz lazım. Burada ise sağdan doğru verdiği için ikinci numaralandırmamız da yanlış oldu. Üçüncü bileşiğimiz de yine bir eter sınıfı bileşik. ROR kısmı. Bu bileşikte alkoksi kısım dal olarak düşünüldüğünde alkoksinin yakın olduğu yerden numara vereceğiz. Yani bir şeklinde diyoruz. Daha sonra yapıda bulunan benzen halkasında bulunan diğer dalın da küçük numarayı alacağı şekilde ilerlediğimizde bize verildiği gibi numaralandırma olmasını bekleriz. Üçüncü numaralandırma türümüz doğru. Bize yanlış olanlar sorulduğu için cevabımız B şıkkı olacak. Verilen bileşikle ilgili yargılardan hangileri yanlıştır denilmiş. Bileşiğe baktığımız zaman eter sınıfı bir bileşik, hatta biz halkalı eter yapısı diyoruz. Ve bu halkalı eterlerin ilk üyesi şuralarda karbon gruplarımız CH2, CH2 ve oksijen epoksittir arkadaşlar. Epoksit olarak bildiğimiz eterimizdir. Öncüllerin yorumuna geçelim. Yanlış olan sorulmuştur. Birinci öncül aromatik bir eterdir. Eterimizin aromatik olması için yapısında benzen halkası bulundurması gerekiyor. Birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncül etilen oksit yani epoksit olarak adlandırılır. Bu ifademiz doğru arkadaşlar. Epoksit olarak adlandırılır dedik. Diğer ismi de etilen oksittir. Üçüncü öncülümüz kapalı formülü C3H6O'dur. Bakın buradaki karbonları belirttim. Bu halkalı yapımızda iki tane karbon var. Üç tane karbon yok. Üçüncü öncül yanlış. Kapalı formülü yazacak olursak toplamda halkamızda iki tane karbon, dört tane hidrojen ve bir tane de oksijen bulunmakta. Dördüncü öncülümüz sistematik adı oksasiklopropandır. Yapıya baktığımız zaman yapımız aslında bir sikloeter bileşiği diyebiliriz. Burada halkada bulunan karbonlardan bir yerine oksijen bağlanmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu tarzda eterleri yani sikloeterleri halkada karbon yerine oksijen bağlanmış eterleri adlandırırken oksa önekini kullanırız. Burada olduğu gibi. Daha sonra toplamda yapımız üçgen bir yapı olduğundan dolayı aynı alkanlarda olduğu gibi üçgenleri biz ne diyorduk? Siklopropan diyorduk. Bu şekilde isimlendirilecek. Oksa siklo propan ismini veriyoruz. Dikkat edelim, karbonumuz iki tane olsa bile sanki oksijen de bir karbon atomu gibi isimlendirme yapılacak.
Burada sizin dikkat edeceğiniz şey geometrik şekil. Üçgen olduğu için propan diyeceğiz. Dörtgen olsaydı, yani şöyle bir yapımız olsaydı, burada da oksa siglobütan derdik arkadaşlar. Sigloeterlerin adlandırılması da bu şekilde. Dolayısıyla buradaki verilen isimlendirmemiz doğru oldu. Bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız 1 ve 3 olan B şıkkı olacak.